Merhaba arkadaşlar, hepiniz Sorunuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mikro orijinal yayınlarına ait deneme çözümlerimizle devam ediyoruz. 15. denemedeyiz. Gelin bakalım 15. denemede ne sormuşlar? Harika sorular var. Abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve videomuzu beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Evet birinci sorudayız. Birinci soru şekildeki gibi dengede bulunan ve birbirine karışmayan kendi içlerinde türdeş KLM sıvılarından L ve N 3 numaralı kaba dökülünce şekildeki gibi dengede kalıyor. Ee, sıcaklığı sabit olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar birinci kapta K sıvısı tabanda olduğuna göre K'nın yoğunluğu DK büyüktür L'nin yoğunluğundan diyeceğiz. İkinci kapta da m sıvısı tabanda olduğuna göre dm büyüktür dn diyeceğiz 3. kaba döktüğümüzde l sıvısı tabana düştüğüne göre demek ki dl büyüktür dn diyeceğiz yani burada şunu söyleyebiliriz dk büyüktür dl'den o da büyüktür dn'den ancak e, M ile L hakkında bir şey söyleyemeyiz. Çünkü M, N'den ne kadar küçük ne kadar büyük pardon e, ya da büyük mü küçük mü onu da bilmiyoruz. O yüzden K sıvısının öz kütlesi N'ninkinden büyüktür. Evet biz burada bunu göstermiş olduk şu kısımda. O yüzden birinci yargımız doğrudur. Kesinlikle. M sıvısının öz kütlesi L'ninkinden büyüktür. Bunu bilemeyiz demiştik. K sıvısının öz kütlesi M'ninkinden büyüktür. Bunu da bilemeyiz demiştik. O yüzden cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruya. Hava direncinin önemsenmediği ortamda volkan ile umut durgun kasaya aynı anda şekildeki gibi yere paralel kuvvetler uyguladıklarında kasa ok yönünde hızlanmaktadır. Volkan kasaya uyguladığı kuvveti sadece büyüklüğünü azaltıyor bir süre sonra. Şimdi <laughs> burada volkan kasaya uyguladığı kuvveti belirli bir süre sonra azalttığına göre zamanla ne yapacak? Onun hareketini gözlemleyeceğiz. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle volkan ve umut kuvvet uyguluyorlar. Burada F Volkan. Buradan da F Umut kuvvet uyguluyor. Ancak demek ki Volkan'ın uygulamış olduğu kuvvet, Umut'un uygulamış olduğu kuvvetler ne durumda? Büyük durumda ki cisim nereye doğru gidiyor? Sağ tarafa doğru gidiyor. Kasa ile yer arasındaki sürtünmeler önemsenmediğine göre demiş. Şimdi Volkan zamanla kuvvetini ne yapıyormuş arkadaşlar bakın. Sadece büyüklüğünü azaltıyor. Büyüklüğünü azaltırsak. Burayı azaltıyoruz yavaş yavaş. Umut'un kuvvetiyle Volkan'ın kuvveti aynı duruma gelirse sabit hızla gider. Çünkü neden? F net sıfır olacaktır. Umut'un kuvveti daha büyük bir hale gelirse bu sefer Volkan'ın uyguladığı kuvvet olacak. Ancak cisim sağ, öbür tarafa doğru zıt yönlü kuvvet daha büyük olduğu için önce yavaşlayacak, duracak. Sonra o yönde harekete devam etmesi gerekecek. Bakalım. Kasa ok yönünde hızlanmaya devam eder. Olabilir soruyor. E olabilir bu durum. E, ee, kasa ok yönünde yavaşlamaya devam eder. Yavaşlamaya başlar. Evet. Bu durumda Umut'un kuvveti daha büyük olacak. Kasa ok yönünde sabit hızla hareket eder. Burada da F net sıfır olduğunda sağlayacaktır. Yani cevabımız E seçeneği olmalıdır. <laughs> Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne diyor bakalım bize. Diyor ki üçüncü soruda bir maddenin sahip olduğu tüm taneciklerin rastgele hareket sonucu sahip olduğu kinetik enerji ve aralarındaki bağ sonucu oluşan potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji denir. Evet iç enerjinin tanımını yapmış. Yani kinetik enerji artı potansiyel enerjinin toplamı iç enerjidir demiş. Tamam, devam ediyorum. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Isıca yalıtılmış bir ortamda, ısıca yalıtılmış bir kaptaki 40 santigrat derece sıcaklığındaki suya 10 santigrat derece sıcaklığında su eklersek, o kaptaki toplam o kaptaki suyun toplam iç enerjisi ilk duruma göre artar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bizim 40 santigrat derecedeki sıvının sıcaklığı düşecektir, doğru düşecek. Ama toplam kütlede bir artış var. E, toplam kütlede artış olduğuna göre, o zaman ilk duruma göre iç enerjisi artacaktır. Birinci yargı doğrudur. T sıcaklığındaki, e, T santigrat derece sıcaklığındaki suyun içine 3 T santigrat derece sıcaklığında katı bir metal atılırsa suyun iç enerjisi artar. Şimdi burada e, aynı mantıkta. T sıcaklığındaki suyun içine 3T sıcaklığındaki katı bir metal atılırsa burada ne yapacaktır? Yine aynı şekilde metal e, atıldığında suyun sıcaklığı artacaktır. E, suyun sıcaklığının artması da iç enerjinin arttığının bir göstergesidir. O zaman bu yargı da doğrudur zaten. Çünkü neden? Hatırlayın sıcaklık neyle orantılıydı? Sıcaklık kinetik enerjiyle orantılıydı. Ee, i̇ç enerji ne ile orantılıydı peki? İç enerji de kinetik enerji artı potansiyel enerji ile orantılıydı. Yani bu ne demek oluyor? Sizin kinetik enerjinizin arttığı durumlarda iç enerjiniz de kesinlikle artacaktır diyebiliriz. Kaynama sıcaklığındaki bir sıvı ısıtıcı ile ısıtılırsa iç enerjisi değişmez. Şimdi arkadaşlar kaynama sıcaklığında bir madde ısı aldığında ne yapmaya başlayacaktır? Kaynamaya başlayacaktır. İç enerjisi değişmez demiş. Hayır burada iç enerjisi e, maddenin molekülleri. Ee, başka bir hal durumuna geçebilir. Yani kaynama haline geçebilir. Kaynama halinde iç enerjimiz değişecektir. O yüzden e, bu yargı yanlıştır. Yani cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruya. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sürtünmesiz sürtünmesi önemsiz. Ee, yolun K noktasından V hızıyla fırlatılan boyutları önemsiz M kütleli bir cisim katı cisim L M noktalarından geçmektedir. Tamam. Hava direncinin önemsiz yer çekimi inmesi her yerde aynı olduğuna göre cismin KLM noktalarındaki kinetik enerji ve yere göre kütle çekim potansiyel enerjilerinin şekil 2'deki eşit kare bölmeli düzlemde bulunan 1-2-3 numaralı çubuk grafiklerinin KLM noktalarıyla eşleşmesi hangisinde doğru verilmiş olur diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada mekanik enerjinin korunumuna iyi bakmamız gerekiyor. Dikkat edin. Şimdi sürtünme var mıydı? Sürtünme önemsiz. Dışarıdan bir kuvvet var mı? Yok. O zaman mekanik enerjimiz ne yapacak? Korunacak enerji kaybı olmadığı için burada bizim bir potansiyel enerjimiz var e potansiyel burada cismin hızından kaynaklı bir kinetik enerjisi var e kinetik peki cisim buraya geldiğinde e, doğal olarak sahip olduğu potansiyel enerji değeri mesela bunlara değer vererek de bulabilirsiniz diyelim ki burası 10 jül olsun burası da 10 jül olsun. Değil mi? Toplam enerjim ne kadar? 20 jül. O zaman burada da toplam enerjim 20 jül olacak. Burada da toplam enerjim 20 jül olacak. E bu durumda potansiyel enerjisi küçük olduğuna göre yani burada potansiyel enerjimiz diyelim ki 8 jül. 8 jüllük bir potansiyel enerji varsa 12 jül kinetik enerjisi var. E burada kinetik enerji büyük olacak. Şurası da potansiyel enerjisi. Buraya geldiğinde potansiyel enerji iyice küçüldü. Kinetik enerji iyice büyüdü. Yani burada 2 jüllük potansiyel varsa 18 jül kinetik enerji olmak zorundadır. O zaman tablolarımıza bakarsak. Kinetik enerji potansiyel enerjiden büyük. Kinetik enerji potansiyel enerjiden çok çok büyük. E bu durumda kinetik enerjinin potansiyel enerjiden çok büyük olduğu durum neresi? Tabii ki M noktası. E büyük olduğu durum neresi? Bu da L noktası. O zaman buraya ne kaldı zaten? K noktası olacak. Yani e, 3K'ya denk gelecek. KLM sıralamamıza bakarsak. 3, 1, 2. 3, 1, 2 nerede? D seçeneğinde olmalıdır diyoruz. Evet, devam edeyim şöyle. Beşinci sorumuza bakalım. 5. sorumuzda ne diyor? Bir direncin üzerinden geçen akım şiddetinin direncin uzunluğuna bağlı değişimini öğrenmek isteyen baharın iç direnci önemsenmeyen pil, direnci önemsiz bağlantı telleri ve şekil 2'deki devre elemanlarından bazılarını kullanarak kuracağı devre şekil 1'deki gibi modellenmiştir. Baharın doğru devreyi kurması için şekil 2'deki aynı cins homojen xyz iletken çubukları ile İdeal A ampermetresi ve ideal V voltmetresi 1 2 3 numaralı yerlerden hangilerine bağlanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere ne ölçüyorduk? Bir daha bakalım. Hatırlarsanız hatırlatalım. Diyor ki bir direncin üzerinden geçen akım şiddetinin direncin uzunluğuna bağlı değişimini öğrenmek isteyen bahar. Şimdi o zaman direncin uzunluğuna bağlı değişimi öğrenmek istiyorsak diğer özellikler yani kesit alanlarını aynı seçmeliyiz. Kesit alanlarını aynı seçmemiz için otomatikmen X ve Z tellerini kullanmalıyız. Bir kere kullanacağımız teller X ve Z olacak. O yüzden cevaplarımızda seçeneklerimizde X ve Y veya Y telleri ortadan kalkacak. O zaman bunlar olamaz. O zaman X teli bir numaraya X teli gelecek. 3 numaraya da Z teli gelecek. Zaten seçeneklerimiz de öyle olmalı. Bir de burada ee, akımlar bu teller üzerinden geçen akımların farklı olması gerekiyor ya. O zaman siz bunu zaten her türlü Paralel bağlamak zorundasınız. O zaman şöyle yapalım. Şuraya X telini bağladık. Şuraya da Z telini bağladığımızı düşünelim. Peki devam ediyoruz. Voltmetre ve ampermetreyi de bağlayacağız. Voltmetre ve ampermetre nerelere bağlanır? Onlara bakalım. Burada <laughs> amacımız neydi? Tekrar bakarsak bir direncin üzerinden geçen akımın uzunluğuna bağlı olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Onun için arkadaşlar biz buralara voltmetre yerleştirirsek. Bu herhangi birine voltmetre üzerinden akım geçmeyeceği için akım ölçümü yapamayacağız. O direncin üzerinden. O yüzden bu ikisine de ampermetre yerleştirmem gerekir ki üzerinden ne geçsin akım geçsin. Çünkü ampermetre devreye nasıl bağlanıyor demiştik. Seri bağlanıyor demiştik. Yani ikisi de ampermetre olan var mı? Evet bakıyoruz. Evet C seçeneğinde ikisi de ampermetre. X ve Z bu durum sağlar. O yüzden C seçeneği doğru cevap olacaktır. Geldim 6. soruya. Hollywood stüdyolarında deniz sahnelerinde sahnelerin çekildiği dev havuzların birinde şekil 1'deki gibi sandalın üzerinde aktör balık tutma hazırlığı yapmaktadır. Bu durumda havuzdaki su derinliği haştır. Aktörün önce şekil 2'deki gibi suya bıraktığı demir çapa tabana oturunca su derinliği haş bir olmaktadır. Sonra şekil üçteki gibi ağır bir kurşuna bağlı olan oltası suya daldırınca su derinliği haşik oluyor. Bu süreçte su içine başka bir madde girişi olmamaktadır oltanın ve demir çapanın bağlı olduğu ipin ve zincirin kütleleri ve kalınlığı önemsenmediğine göre havuzdaki su seviyeleri H, H1 ve HH1 arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar ilk başta çapa, olta ve aktör o sandalın içerisinde. Bu nedenle sandalın ağırlığına etkiden kaldırma kuvvetimiz sandalın ağırlığı toplam ağırlık aşağıya doğru Kaldırma kuvveti yukarı doğru. Bunlar birbirlerine eşit olacak. Haş yüksekliği de değişen sıvı miktarının ölçüsüdür. Batan hacimimize göre de haş yüksekliği kaldırma kuvvetine göre de haş yüksekliği şekillenecek. Şimdi biz çapayı attığımızda çapa tabana battı. Tabana battığı için kaldırma kuvveti ağırlığından küçük olacak. Ağırlığından küçük olması demek sıvı miktarının ilk duruma göre daha az yükseldiği anlamına gelecektir. Yani burada haş bir haştan küçük olmalıdır. Peki ikinci durum, üçüncü duruma baktığımızda ise adam oltayı atıyor. Olta suyun içerisinde askıda kalma durumunda. Askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığına eşitti. E, birinci durumda da bunun ağırlığı vardı işin içerisinde. O zaman yükseklikte bir değişiklik olmadı. Yani neye eşit oldu? H1'in yüksekliği ile H3'ün yüksekliği birbirlerine eşit oldu. Bu durumda H onlardan daha büyük olmalıdır. Yani cevabımız H büyük büyüktür. H1 eşittir. H3 eşittir. Yani H2 daha doğrusu H3 demeyelim şuraya. H2 olacak. Bunu da veren C seçeneği doğru cevaptır. Geldim 7. soruya. 7. soruda üstten görünen görünümü şekildeki gibi L merkezli yarım küre biçiminde olan karanlık ve tamamen kapalı depoya giren güvenlik görevlisi Nevzat şekildeki gösterilen doğrusal yolda yürürken noktasıl ışık kaynağı olarak kabul edilen el fenerini açıp duvara tutar. Nevzat KLM noktalarındayken küresel biçimdeki duvar yüzeyinde ışık akısı sırasıyla φA, φ ile Olduğuna göre akılar arasındaki sıralama hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada noktasal ışık kaynağı olduğu için biz şunu biliyoruz noktasal ışık kaynağında bakın çıkan ışınlar bu şekilde yayılıyor. Bu şekilde yayıldığında aydınlattığı bölgelerin alanları buralardan geçen ışık miktarlarında uzaklığı değiştirseniz dahi herhangi bir şekilde aynı alan kadar artacağı için ışık değişmeyecektir. Yani demek istediğim şey şu. Şurası R uzunluğunda, burası R uzunluğunda, burası R uzunluğunda ise yüzey alanımız burada A kadardır. Burada 2A kadardır. Pardon 4A kadardır. Burada 9A kadardır. Ancak buradaki geçen çizgilerimin sayısında herhangi bir artış yok. Çünkü açı sabit. Açı aynı olduğu için, açı aynı olduğu için buradaki tüm yüzeylerdeki ışık akılarımız Aynı olacaktır. Açılarımız aynı. Dikkat edin. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar 15. denememizi bitirdik. Sırada 16. deneme. 16. denemede görüşmek üzere. Abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın.